Bakın Bediüzzaman'ın has talebelerinden Ahmet Fevzi abi ahir zamanla ilgili neler bildiriyor? Bize sordu ya kardeşim, hocam nereden geliyor bu Evet. bilgiler? Evet. Tövbe suresi 32. Bediüzzaman kitabını ekletiyor bu açıklamayı. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Tövbe suresi 32. Yani konuşarak, yazarak, yani yazılmayı, çünkü yazmayı yine başkası okuyor ama ağızlarını söndürmeye çalışıyorlar. Oysa kafirler istemese de, küfür istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Ahmet Fevzi abi Ebced'ine bakmış. Bediüzzaman da bunu Risale-i Nur'a ekletmiş. Ebced'i 2002 tane veriyor. Maşallah. Yine Araf suresi 56. Ahmet Fevzi abi Ebced'le Cifri ilmiyle bir istihraçta bulunuyor inşallah. Araf suresi 56, şeytandan Allah'a sığınırım. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. Ebced'i 1994, Mehdi'nin fırtınalı yılları inşallah. İnşallah. Mehdiyetin. Tövbe suresi 33. Ahmet Fevzi abi söylüyor. Bediüzzaman da bunu Risale-i Nur'a ekletiyor. Müşrikler istemese de, şeytandan Allah'a sığınırım, o dini, İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen odur. İkinci vecih diyor ağabeyimiz. Elçisini hidayetle gönderen odur. Ebced'i 2006 tane veriyor diyor. Maşallah. İnşallah. Üçüncü vecih diyor ağabeyimiz. Üstün kılmak için hidayet ve hak dinle 1996 tarihlerini veriyor. Mehdiniyetin en Evet. hareketli yılları. Evet. Dördüncü vecih diyor. O dini, İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için 1990 tane veriyor. Yine Ahmet Fevzi abi Saffat suresi 173. ayeti veriyor. Ve hiç şüphesiz bizim ordularımız, şeytandan Allah'a sığınırım, İslam yani Mehdiyet, üstün gelecek olanlar onlardır. Miladi 1990. Mehdiyet'in ilk aşamasının yıllarını veriyor. Maşallah.